bilgi ve bilgi kirliliğinin mecrası. İnternet. İnternetin bilginin yanında bilgi kirliliğinin de yayıldığı bir mecra olduğu tartışılmaz. İnternet kullanıcıları belli bir bilgi altyapısına sahip olmadıkları sürece eğer araştırmacı ve sorgulayan bir yapıya sahip değillerse karşılarına çıkan bilgi şokunun kurbanı olabilmektedirler. Sosyal medya ise özellikle bilgi kirliliğinin en hızlı yayıldığı yayın ortamıdır. Bu durumda bilgi kirliliğine ve manipülasyonlara maruz kalmamak için ortaya atılan sıra dışı iddiaların doğruluğunu teyit etmek için iki çözüm önerilebilir. Açığa çıkan iddiaları uzmanlarından sormak, kişinin kendi olanakları ile güvenilir kaynaklardan bilgi teyidini yapmaya çalışmak her halükarda sorgulamak. Sorgulamak, gerçeğe ulaşmanın ön şartıdır. Gerçek değişmediği için sorgulanmaktan asla çekinmez. Sorgulamak, gerçekleri çarpıtmalardan ayırmanın en önemli anahtarıdır. Sorgulamak, hazır sunulan bilgiyi ikincil, üçüncül kaynaklardan değil, doğrudan doğruya ilk kaynaktan alma çabasıdır. Çünkü bilginin bize gelene kadarki aşamalarda ne tür bozulmalara uğradığını çoğu zaman bilemeyiz. Çünkü örneklerini göstereceğimiz üzere özellikle sosyal medya kullanımında adeta günlük doz olarak karşımıza çıkan şok edici iddiaların hiç de tarafsız bilgiler olmadığını, dahası bunların art niyetle yayılmış oldukları birer propaganda ikonası oldukları görülebilecektir. Sorgulamak, bunu gerektirir. Şimdi sürekli önümüze biz istemeden konan ateizmin sosyal medya ikonlarına geçmeden önce bağlamdan bahsedelim. Bir paragrafı okurken içinden kesilen bir cümlenin paragrafın tamamına dair bilgiyi vermesinin imkansız olduğunu hepimiz biliriz. Bazen de bunun tam tersi olur. Bir cümleyi doğru anlamak için paragrafın tamamını okumak gerekir. Burada bağlam denen olgu karşımıza çıkar. Peki nedir bağlam? Bağlam Oxford'a göre yazılı veya sözlü bir şeyin bir kelime veya pasajdan hemen önce gelen ve onu takip eden ve anlamını netleştiren bölümleridir. Arkeolojide bağlam. Arkeolojik bir kazıda ortaya çıkan antik bir eserin niteliği hangi arkeolojik katmanda bulunduğu ve çevresinde bulunan diğer eserlerle olan bağlantısıyla açıklanabilir. Arkeolojik bir nesne kaynağından yani bulunduğu yerden koparıldığında bağlamını kaybeder ve obje hakkında doğru veriye ulaşmak imkansızlaşabilir. Örnek için linkini aşağıda verdiğim Maya'dan bir vazo örneğine bakınız. Eski uygarlıkları araştıran arkeoloji biliminin bağlam olarak ele aldığı en önemli iki konusu yazıtlar ve eski dillerdir. Bu nedenle eski uygarlıkların arkeolojisinin genellikle yazıtları ve eski dilleri incelemeyi içerdiğini okumak rahatlatıcı geliyor. Bu özellikle Mısır bilim, Asur bilim ve Maya arkeolojisi için geçerlidir. Tüm bunların doğal sonucu arkeoloji ve tarih disiplinlerini bütünleştirerek atalarımızın öyküsüne daha eksiksiz ve dolayısıyla daha iyi erişebilmemizdir. Şimdi bağlam bilgimizi kullanarak bazı safsataları inceleyelim. İlk sırada Haşhamer silindiri. Bu tarihi buluntuya bir bakalım. Bahsi geçen ismi Haşhamer olan bir silindirik mühürdür. Milattan önce 2100'lere tarihlendirilir. İngiltere'deki British Museum'da 89126 nolu envanter numarası ile sergilenmektedir. Silindirin bağlamı için yazıtı inceliyoruz. Silindir üzerindeki yazıt şöyle der. Ur-Nammu, güçlü adam. Ur kralı. İşkun Sin şehrinin valisi Haşhamer, hizmetkarınızdır. British Museum'un açıklaması. Jadeit silindir mühür, çizgili bir elbise ve çok boynuzlu bir başlık giyen bir tanrıça. Sağ elini kaldıran saçaklı bir elbise içinde kel ve temiz tıraşlı bir inananın arkasında iki elini kaldırmış olarak durur. Sol elini kaldıran farbalalı bir elbise ve çok boynuzlu ikinci bir tanrıça tarafından yönetilmektedir. Sakallı, etek ucu çift kıvrık düz bir kaftan giyen ve sağ bileğine bir bilezik takan tanrılaştırılmış bir krala yaklaşırlar. Hilalin altında iki basamaklı bir kürsü üzerinde duran, bacakları boğa şeklinde olan, kavisli bir sırtı olan ayrıntılı bir tahta oturuyor. Sahnenin üzerinde çift çizgili bir bordür uzanır. Yazıtı Tasarımın uygulanması çok kalitelidir. Oturan figürün ayaklarından biri, sandalyenin ön ayağı ve platformun orta kısmı belki de derin olmayan bir pürüzü maskelemek için silinmiştir. Görüldüğü üzere silindir mühür hakkındaki bilgi üzerinde yazıt olduğu halde çok sınırlıdır. Sahnedeki kişiler tam tespit edilememiştir. Oturan kişi urnan mı olmalıdır? Sahnedeki kişiler hakkında British Museum'un uzman arkeoloji bilim adamlarınca bile soru işaretli ileri sürümler yapılmaktadır. Zira kesin kanıtlar bulunamamıştır. Açıklaması yukarıda verildiği kadardır. Ötesi yoktur. Şimdi ise sosyal medyada yapılan mu hakkındaki çarpıtmaya bakacağız. Ateistlerin sözde bilimsel metodlar izlediklerini ve sürekli dayatmaları sorguladıklarını sık sık duymuşsunuzdur. Şimdi de şu iki paylaşıma bakın. Birisi Lat, Menat, Uzza benzetmesi yapmış, oturanın Allah olduğunu iddia etmiş. Ama British Museum'a göre ortadaki bir erkek, İddia edilen üçleme zaten baştan oluşmamış. Diğeri ise El İlah adlı bir put olduğunu ileri sürüp aynı Haşhamer mührünün resmini kullanmış. Üzerinde yazmayan Lat, Menat, Uzza'yı mühür üzerinde okumuş. Sorgulayan kişinin sorusu şu olmalıdır. Peki bu iddiaları için kanıtları neydi? Eğer yoksa bu kişilerin amaçları neydi? insanları bir takım mecralara çekmek mi? Şimdi bir başka çarpıtma örneğine bakalım. İsrail Hazor'da ay tanrısı Putu bulunduğu yalanı. Dişi tanrılar ay kökenli denmiş. Halbuki Mezopotamya'daki kadim üçlemenin bir ferdi olan ay tanrısı olan Sin adında bir erkek tanrıdır. Yine devamında örnek olarak verilen ve bir kaynak olmadan ay tanrıçası ile özdeşleştirdiği Hathor ay değil üzerinde güneşle tasvir edilmiş bir dişidir. Hathor'un üzerindeki ay değil güneştir. Peki Mısır'ın ay tanrıları nelerdir? Eski Mısır'da ay tanrıları Tot ve Konsudur. İkisi de erkektir. Ay tanrılarının genelini dişi olarak göstermek dayanıksız bir iddiadır. Peki Hazur'da bulunan neydi? Arkeoloji bilimi resmen ve fiilen ifal edilmektedir. Zira bulunan bir nesne için Allah'ı tasvir eden bir put denmektedir. Halbuki tasvir edilen bir şey Allah olamazdı. Bunu müşrik Araplar bile bilirdi ve tasvirini yapmazdılar. Yandaki safsataları okuyun. Zira ardından İsrailli ünlü arkeologların görüşlerine bakacağız. Yadin'e göre bu heykel bir tanrıyı, bir kralı veya bir rahibi temsil edebilir. O üç alternatifin de mümkün olduğunu söyler. Ancak bunun o tanrının kendisinin bir heykeli olduğuna inanıyor. Ancak daha sonra görüşlerini değiştirdiği anlaşılıyor. Kutsal Topraklar'daki arkeolojik kazılar ansiklopedisinde yazan Yadin, aynı heykeli stel tapınağından bazalt malzemeden tanrı veya kral heykeli olarak tanımlıyor. Daha sonraki araştırmalar aynı heykeli belirsiz ya da tarafsız terimlerle tanımladı. Örneğin, Kutsal Toprakların hazineleri İsrail Müzesi'ndeki antik sanat oturan figürün heykelini şöyle tanımlar: Küp şeklindeki bir taburede oturan bir adamı muhtemelen bir rahibi tasvir ediyor. O başı tıraşlı, sakalsız, eteği vurgulu bir uzantı ile dizlerinin altında bitiyor. Ayakları çıplak. Sağ elinde bir fincan tutarken sol eli yumruk gibi sıkılmış sol dizine dayanmaktadır. Kolyesinden ters bir hilal sarkmaktadır. Ancak daha sonraki bir yayında aynı nesneyi kesik başı yakınlarda bulunan başsız bir tanrının veya kralın küçük bir bazalt heykeli olarak tanımlar. Amihai mazarda benzer bir şekilde heykeli, oturan bir erkek figürü, muhtemelen bir tanrı ya da rahibi tasvir ediyor diyerek tanımlar. İşte bir çarpıtma örneği daha. Bu örneğimiz Louvre Müzesi, Dursharuk Kinsarayı 4 nolu oda, Envanterno, no 19896 olan bir ortostat. Twitter hesaplarında sıkça görülen bir resim için Louvre Müzesi'nde objenin sayfasını bulup teyit ettik. Ortostatın açıklamasında şunlar yazmaktadır. Nesnenin detayları. Ortostat fragman. Medlere mensup birisi, vergi mükellefi İki eli havada tasvir edilmiştir. Karakter sakallı ve bir kafa bandı tarafından tutturulan kısa kıvırcık saçlıdır. Kürklü bir elbise giymektedir. Yorum açıklamasında ne ay ışığı var, ne dua ettiği, ne de ikinci Sargon'a ait olduğu. Louvre Müzesi'nde bile yazmayan bu kadar detay nereden edinildi? Buradan el ilaha nasıl geçildi? Eser ikinci Sargon'un sarayında bulunuyor o kadar. Bu yaklaşımlar arkeoloji ilmini kişisel ideolojilerin oyuncağı haline getirmektedir. Bu bilim midir? Hakkında bir yazıt veya başka bir bağlam bulunmayan ve hiçbir kesin bilimsel açıklama yapılamayan bir heykele "Allah'a aittir ve dişidir" diye hangi bilimsel kanıta, bulguya istinaden çıkarım yapıldığını soruyoruz. Bu heykel hangi kanıta istinaden tanrıçaya veya Allah heykeline dönüştü. Bu arkeoloji bilimini ifade etmek ve bazı ideolojik amaçlar uğruna kötüye kullanmaktır. Bilimin ve gerçeğin önemi Ortaya çıkan gözlemimize göre açıklamasız ve bağlamından koparılan veriler insanları kandırmak için art niyetle kullanılmaktadır. Bunun yanında arkeoloji gibi önemli bir bilim ifade edilmektedir. Bu tür sahte bilgileri yayanların bilime değer verdikleri söylemleri bu yüzden doğru değildir. Halbuki insan için gerçeği öğrenmek ve yaymak varlık sebebi kadar önemlidir. Gerçek sorgulanmaktan korkmaz. Bilakis o sadece ortaya çıkmayı bekler ve elbet bir gün ortaya çıkacaktır. Bir sorguladığımız zaman batıl yıkılır. Bismillahirrahmanirrahim Hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur.